Peki Murat'cığım, yeni bir haberim var sana. Hı. Çok sevineceksin muhtemelen. Çünkü ya, daha ironi yapma şimdi ya, pek anlamıyor arkadaşlarım bazıları. Sonra gülüyorlar. Hayatım olsun. Yok evet. Bunu net bir şekilde söyleyeyim net. Ki. Bir üst zeka var. Çünkü her şeyi evet, yani mizaha vura vura millet gerçek zannetmeye başladı. Anladım. Evet yani. Anladım. Taksici zam istiyormuş. Evet. Ha diyeceksin ki hangi işin yüzle mesela? Çünkü o kadar çok haber veriyoruz ki. Ha işini iyi yapan arkadaşların elbette ki bir şey demiyoruz ama ben İstanbul'da ne zaman taksiye binsem, daha doğrusu binmeye çalışsam ya ucundan bile gösteremiyorum, yaklaşamıyorum yani yok. İşte ismini taksi değiştiren yok. Murat yerine Muhammed yapsam, sen Ebru yerine ne bileyim işte bir ne isim bir şey varsa olsam. Yani ha aynen onu koysan zıt diye geliyor adamlar. Emilie olsam var. Emilie bile gelmeyebilir. Arap ismi olması. Arap mı olsun diyorsun? Evet. Amerikalı da olmadı ya da başka bir şey. Peki her ne olursa olsun tabii ki herkes zam beklentisi var. Herkes belli oranlarda bütün bu enflasyonun geldiği durumda kendi durumunu bir şekilde çerçevelendiriyor. Onların da hakkı olabilir. Ama gel gör ki zaten bulamıyoruz. Zaten binemiyoruz. Bir de üzerine üstlük bu zam hikayesi de gerçekleşirse efendim bakalım halka çıkıp soralım nasıl bir yanıt gelmiş. İstanbul'da taksimetre ücretleri toplu taşımaya oranla çok ucuz kaldı. 2 kere taksiye bindim dün. 40 lira bir verdim, 60 lira bir verdim. Gittiğim mesafe inanır mısın sadece bir akbili basacağım yer. En az %50 oranında zam talebimiz var. %50. Asgari ücrete gelen zamla göre mi yapacaklarmış? Vallahi %50 yaparlarsa taksiye binme işi biraz sıkıntıya girer bu sefer. O zaman biz daha da kötüyüz. Artık hiç binemeyeceğiz. Taksiciler Odası Başkanı'nın son yaptığı açıklama İstanbul'daki taksi fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. Taksiciler Odası Başkanı taksi fiyatlarına en az %50 zam yapıyor. Diyor. Zaten daha ne kadar gelebilir ki? Daha da bir üst bir daha gel. Binmeyelim. Ona da binmeyelim yani. Kim binecek o zaman? Yani özel kişilerin bilmesi gerekiyor. Paralı olan kişiler bilmesi gerekiyor. Yağmurda yaşlı, emekli, memur, efendime söyleyeyim çalışana nasıl o bedeli ödeyecek? Peki İstanbullular ve taksiciler bu açıklama hakkında ne düşünüyor? Vallahi önce mazot düşürsünler. Ondan sonra ya mazot düşerse taksiye zam gerek yok. 50 liraya gittiğinde oluyor bazen 40 liraya gittiğinde oluyor. Bence pahalı. %50 olmasa da en az %40 olması lazım en az. Başka türlü kurtarmaz. Arabanın yemiyesi, mazotu, bütün sorumluluk bizde. O ücretlerdense yürüyelim daha iyi diyoruz. Yürüyerek gideriz. Yani o yağmurda, çamurda yaşanıyor bunlar. Bence toplu taşıma İstanbul'da daha yaygın kullanmalıyız taksiye nazaran diye düşünüyorum. Biraz pahalı açıkçası. Biz dün Sultanahmet Meydanı'ndan taksi bulamadık 3 saat. Taksiciler Türk müşterinin yüzüne dahi bakmıyor. Hiçbiri durmuyor zaten. Çok kabalar zaten. Bekleme ücretlerine, açılış ücretlerine ve kilometre ücretlerine en az %50 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Ve konuyu da Büyükşehir Belediye'mize anlattık. Çok pahalı. Pahalı ve bildiğim üzere de bulunmuyor. Zam mı? Zam varsa zaten yaklaşamıyorduk, hiç yaklaşamayız. Yani önce başka geri plandaki bir takım şeyler düzeltilsin ki tabii ki onlarda zam hakları vardır. Tabii. Ama biz önce bir bulabilelim, biz önce bir o servisi alabilelim. Ben böyle bakıyorum. Yani sonuçta hani mesleklerini yapan arkadaşlar var. Zarar ediyorsa ve isteklerini dile getirmekte son derece makuller. Yani baktığın zaman gelir gider dengesini oluşturuyor. Son dönemlerde motorine gelen zamlar değil indirim haberleriyle zaten hani gündemde. Çünkü Brent petrolün fiyatı 80 doların altına inmeye başladı. Venezuela'nın petrolü de dünyaya artık açıldı. Dolayısıyla motorun fiyatları bizde gıdım gıdım indirim olsa dahi yani ortada bir indirim söz konusu. Dolayısıyla hani UKOME'ye bu şartı getireceğiz diyor o da başkanı. Gel gör ki İstanbul'da şu an kaç taksi var? 17.395. Her 1000 ya da 2000 kişiye 2 taksi falan düşüyormuş. Ve zaten memleketin hadi 16-20 milyon nüfusu var. Yarısından fazlası demeyeyim ama ne bileyim 3-4 milyonda turistimiz var. Arabından bilmem nesine kadar. Zaten onlara hizmet vermekten Türklere bir şey kalmıyor. Dolayısıyla tamam %50 zam yapılsın ya da 40 ya da 30. Şeyde bayağı da yüksek baremden açmış yalnız başkan sağ olsun. Yani bu Türk bak zam konusu olunca hemen konuşuyor. Ama yok işte hizmet yok dediğimiz zaman susuyor. Baktığın zaman UKM'ye o zaman gidilsin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne. Belediye diyor ki 5.000-6.000 tane taksi gerekiyor bu güzeller güzeli şehre. O da bir kabul görmüyor. O da hayır deniyor sürekli. O zaman yani böyle iki şey arasında gidip geliyoruz. Hayırlara vesile olsun. Olsun bakalım. Valla ben hep söylüyorum ya özel şirketlerin devreye girmesi lazım. Bir mevzuatta bir Size söylüyorum, mevzuatta bir düzenleme yapın. Özel şirketler devreye girsin. 1000, 2000, 3000 taksiyle beraber hep beraberce. Başka türlü olmuyor ki bu iş yani. Aynen. 17.300 taksiyle hala günümüzde İstanbul döner mi? Dönemiyor. Dönmez ki. Ortada. Tabii adam 3 saat taksi bekledik diyor. Haklı, sen kaç bekliyorsun? Ben bekliyorum. Büyük problem ya. Ben gerçekten gidebileceğim yere yürüyerek gidiyorum. Ve çalışanlar da vızır vızır çalışıyor. Benim bir eski arkadaşım var. Daha önce birlikte çalışıyorduk. Sonra o taksiye çıkmaya başladı. Onu da soruyorum işte, Emre ne yapıyorsunuz, nasıl Ebru Hanım diyor, yani oradan oraya koşturuyorum. İş çok ama taksi yok. Bütün gün koşturuyorum diyor. Kimleri taşıyorsun diyorum. Daha çok yabancılar Ebru Hanım diyor. Onlar geziyorlar İstanbul'un bir ucuna bir ucuna vesaire. Yani gerçekten bunlar birinci ağızdan gidip kendisiyle bir röportaj yapıp anıları sormak isterim. Ya senin 100 liranla adamın verdiği 100 dolar arasında bir fark var mı? Dağlar kadar var. Dolayısıyla yani taksi arttırmamız lazım. Ben bir İstanbul'da yaşayan vatandaş olarak bu gözlemim budur. Başka da bir şey yok. Evet.